Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere zaman ölçme konusuyla ilgili çeşitli problem çözümleri yapacağım. Saatler, dakikalar, saniyeler, ayrıca günler, aylar, yıllar bu konularla ilgili çeşit çeşit problemlerim var. İsterseniz birinci sorudan hemen başlayalım. Verimli olması için siz videoyu durdurup önce kendi cevabınızı yaptıktan sonra benim cevabımla karşılaştırırsanız daha yararlı olur. Birinci sorumuz şöyle. Sabah 4 saat 25 dakika, öğleden sonra 2 saat 55 dakika ders yapan Atakan toplam kaç saat ders çalışmıştır? Şimdi burada sabah bu kadar çalışmış, öğleden sonra bu kadar çalışmış. Ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Hemen topluyoruz. 4 saat 25 dakika yazıyorum. 2 saat 55 dakika çalışmış. Bir araya getiriyorum. Burada ya dikkat edeceğimiz şey dakikaların alt alta gelmesi, saatlerin alt alta gelmesi. Önce dakikalar bölümünü toplayacağız. 25 ile 55 sayılarını sayısal olarak topluyorum. Normal bir toplama yapıyorum. 5, 5 daha 10, elde var 1 verdim. 3, 5 daha 8. 80 dakika oldu. Şimdi burada biraz beklesin bu. Birazdan bir işlem daha yapacağız. Saatleri de toplayalım. 4 saat, 2 saat daha 6 saat. Şimdi Atakan 6 saat ve 80 dakika çalışmış. Şimdi 80 dakikanın 60 dakikasını alıp bu tarafa ilave edeceğiz saatler bölümüne. 80'den 60'ı çıkardık ve paketleyip onu 1 saat yapıp yan tarafa veriyorum. Ve yan taraf 7 saat oluyor. 80'den 60'ı verdiğim için burada ne kalıyor? Çıkardığımız zaman 20 dakika kalıyor. O zaman cevabımız bu şekilde olacak. 7 saat 20 dakika çalışmış Atakan diyeceğiz ve şuradaki fazlalık olan dakikaları saat yapıp yan tarafa vermeyi unutmayın böyle bir soru karşısında diyorum. İkinci soruyu yapalım. 4 Nisan 2012'de işe başlayan Remzi 6 Mart 2021'de işten ayrılmıştır. Buna göre Remzi bu iş yerinde ne kadar süre çalışmıştır? Şimdi ayrıldığı tarihten işe başladığı tarihi çıkarma işlemi uygulayacağız ve böylece bulacağız. İlk önce bunu yazalım. 6 Mart. Şimdi 6 Mart ayı kaçıncı aydı? Üçüncü ay. Şöyle yazacağız. 6.03.2021. Sonra 4 Nisan. 4. Nisan ayı kaçıncı ay? Dördüncü ay. Ve 2012. Burada yazarken isterseniz bu şekilde yazın, isterseniz ters çevirip de yazın. Yani şöyle de yazabilirsiniz. Önce yılı yazabilirsiniz. 2021. Sonra 3. ay ve 6. gün. Sonra 2012, 4. ay ve 4. gün. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bazen öğrenciler bu şekilde alışıyorlar, bazen bu şekilde. O yüzden ikisini de göstermek istedim. Şimdi tarihleri çıkarma işlemi yaparken dikkat edeceğimiz şey en küçük birimden yani günlerden başlayacağız. Bu tarafta da buradan başlayacağız. Fark etmez. Günlere bakıyoruz. Şimdi 6'dan 4 çıkıyor mu? Evet, çıkarabilirim. 6'dan 4 çıktı 2. Tamam. 2 gün bulduk. Aylara sıra geldi. 3 aydan 4 ayı çıkaramam. O zaman ne yapacağım? Komşudan yardım isteyeceğim. Yani bir tane yıl alacağım buradan ve bu bir yıldaki ayları buraya ilave edeceğim. Bir yılda kaç ay var? 12 ay var. O zaman ben buraya 12 ay ilave edeceğim. 3 ay da burada vardı. 12, 3 daha burası oldu 15 ay. Şunu çiziyorum. Burada ne kaldı peki? 2021'di. Bir yıl verdiği için burası da 2020'ye düştü. Şimdi çıkarabilirim. 15'ten 4'ü çıkarıyorum. 1 ve 1, 11 oldu. Şimdi 2020'den de 2012'yi çıkarıyorum. Ne oldu? Evet, 8, 0, 0, 0. Demek ki Remzi 8 yıl, 11 ay, 2 gün çalışmış diyeceğiz. Bir de burada yapalım. Bakın yine günlerden başlıyoruz. Bu kez sağ taraftan başlıyorum. Ne kalmıştı? Az önce yapmıştık. Fazla uzatmayayım. 11. Yine buradan tabii ne yapıyoruz? Komşudan bir yıl alıp buraya bozdurup buraya veriyoruz. Ne kalmıştı? 8 yıl. Böyle yazıyoruz ve sonuçta da şöyle diyebiliriz. 8 yıl, 11 ay ve 2 gün çalışmıştır diye bu şekilde cevabımızı yapacağız. Üçüncü soru daha değişik bir soru. 22.45'te uyuyan Sami sabah 7.15'te uyandı. Sami kaç saat, kaç dakika uyumuştur? Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey de Sami
diyelim ki herhangi bir gün işte pazartesi günü bu saatte uyudu. Saat 24'te pazartesi bitiyor. Salı günü başlıyor ve salı gününden de bu kadar uyumuş. Burada iki işlem yapacağız. Yani şöyle, ilk önce Sami'nin o yattığı günkü miktarını, uyuduğu miktarı bulacağız. O gün 24'te bitiyordu. İşte hani ben kafadan söyledim ya, pazartesi mesela dedim. 22.45'te uyuduğuna göre bakalım pazartesi günü bitene kadar kaç saat, kaç dakika uyumuş. Çıkarıyorum tabii, çıkaramıyorum. Niye çıkaramıyorum? Çünkü 0'dan 45 çıkmaz. Komşudan ne yapacağım? Yardım isteyeceğim. Hatta şöyle ayırarak göstereyim size. Komşudan 1 saati alıp dakika yapıp buraya vereceğim. 1 saatte 60 dakika var. Burası oldu 60. Komşuda 23 kaldı. Birisini verdi. Şimdi çıkarabilirim 60'tan 45'i. Ne kaldı? 15 kaldı. 23'ten de 22'yi çıkarıyorum. 1 saatte burada kaldı. Demek ki o gün 1 saat 15 dakika uyumuş. Ertesi günde sabah tabii 7.15'te uyandığına göre 7 saat 15 dakika da diğer gün uyumuş oluyor. O zaman 7 saat 15 dakika ile diğer günden uyuduğu 1 saat 15 dakikayı toplayacağız. Evet, ne oldu? 30. Burası da 8. Bakın 8 saat 30 dakika uyumuş demek ki Sami. O zaman cevap olarak 8 saat 30 dakika uyuduğunu bu şekilde göreceğiz ve belirteceğiz. Bir daha söylüyorum. Bir önceki gündekileri hesap edip sonra diğer gündekilerle toplamak gerekiyor. Bu soruları böyle yapmanız lazım. Dördüncü soru. Saat 16.35'te başlayan bir filmin ilk yarısı 45 dakika sürmüş. 15 dakika ara verilmiş. Filmin ikinci yarısı 50 dakika sürdüğüne göre film saat kaçta bitmiştir diyor. Şimdi başladığı saat şurada bir dursun. Biz sürdüğü filmin devam ettiği süreleri bir araya getirelim. İlk yarısı 45 dakika sürmüştü. Sonra 15 dakika ara verildi. Sonra ikinci yarı 50 dakika sürdü. Bunları bir toplayalım bakalım. Film ne kadar sürdü? 5, 5 daha 10. Elde var, 1 verdim. 5, 6, 5 daha 11. Film 110 dakika sürmüş. Şimdi 110 dakikayı da saat ve dakika olarak ayırabilirim. Ne yapabilirim? 110'u saat ve dakika olarak ayırmak için 60'a bölerim. Kaç defa var? Bir defa var. Bir kere 60, 60. Ne kaldı? 50 kaldı. O zaman film 1 saat, hatta şöyle yazayım. 1 saat 50 dakika sürmüş film. Dakikayı da yazalım. Ne zaman başlamıştı? 16.35'te. O zaman 16.35'i yazarım. Nokta koyuyorum. Dakikalarla dakikaları, saatlerle saatleri toplayacağım ve ne zaman bittiğini bulacağım. 35 ile 50'yi topluyorum sayısal olarak. 5, 85 oldu. 16 saat, 1 saat daha 17 saat oldu. Yani 17 oldu saat. Şimdi ne oldu? 17.85. Film 17.85'te bitmiş diyemeyiz. Çünkü 17.85 diye bir saat yok. O zaman buradaki fazlalık olan 60 dakikayı alıp buraya saat olarak vereceğiz. 85'ten 60'ı çıkardığımız zaman geriye ne kalıyor? 25 dakika. O zaman burada 25 oldu burası. Saati yazıyorum artık. 1 saati de bu tarafa verdik. Burası da ne oldu? 18. Bakın film ne zaman bitmiş? 18.25'te. Yani 18'i 25 dakika geçe bitmiş. 16.35'te başlamış. Bu kadar sürmüş ve 18.25'te film bitmiştir. Bize de bunu soruyordu zaten. Gelelim 5. soruya. Saat 18.45'te yola çıkan araba saat 21.15'te gideceği yere varmıştır. Buna göre yolculuk ne kadar sürmüştür diyor. Ne zaman vardı? 21.15'te ulaştı oraya. 21.15'i yazdım. Yola çıktığı zaman 18.45'ti ve ikisini çıkaracağım ki ne kadar arada fark var, ne kadar sürdü yolculuk. Zaten bize bunu soruyor. Ne yapıyorum? Dakikalara bakıyorum önce. 15'ten 45'i çıkaramıyorum. Hemen komşudan 1 saat alıp buraya veriyorum. 1 saat 60 dakika. 15 de burada var. 60, 15 daha 75 dakika oldu. Komşuda ise 20 kaldı. Şimdi yapalım. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 4 çıktı 3. Evet. Ne kalır? 2 kalır. Demek ki 2 saat 30 dakika. Yani yolculuk 2 saat 30 dakika sürmüştür. Bu şekilde cevabı bulduk. 6. soru. 2 saat 15 dakika boyunca spor yapan Ege'nin antrenmanı saat 14.55'te başlamıştır.
Ege'nin antrenmanı kaçta bitmiştir? 14.55'te başlamış, yazalım. 2 saat 15 dakika boyunca antrenman yapmış. Toplayalım bakalım. Tabii ki saat ilerledi, arttı değil mi? Toplama yapacağız. 5 daha 10 elde var. 1, 6 oldu, 7 oldu. 70. Evet. 6, 16 70. 16 70'te bitmiş diyemeyiz. Çünkü bu şekilde saat okuması ve yazması olmaz. Buradaki 70'ten fazlalık, yani 1 saati alıp buraya göndereceğiz. 60 dakikayı alıp yan tarafa gönderiyoruz. Saat oldu 17. Burada ne kaldı? 10. O zaman Ege'nin antrenmanı saat 17.10'da bitmiştir diyeceğiz. Ve cevabımızı böyle yapacağız. 7. soru kolay bir soru. İstanbul'dan İzmir'e giden bir otobüsün yolculuğu 8 saat sürmüştür. Otobüs 15.10'da İzmir'de olduğuna göre İstanbul'dan saat kaçta yola çıkmıştır? 15.10'da gideceği yere varmış. Yolculuk ne kadar sürmüştü? 8 saat. Onu buraya yazacağım bakın. Nereye yazıyorum? Saatlerin altına, dakikalar bölümüne yazmıyorum. Tam 8 saat sürmüş. O zaman bu şekilde çıkarabilirim. Ha öğretmenim, biz buraya 00 koysak mı koymasak mı fark etmez. İsterseniz koyun. Koymadan da yapabilirsiniz. Şimdi dakikalar hatta koyalım. 8 saat sürmüş. 00 koyalım. Böyle yapalım. Dakikaları çıkardığımız zaman 10 oluyor yine. 15'ten 8'i çıkardığımız zaman ne oluyor? 7. O zaman saat 7.10'da yola çıkmış ve 8 saat sürmüş. Gideceği yere 15.10'da varmış oluyor. Demek ki çıktığı saat 7.10 oluyor. 8. Bir okulda dersler saat 8.20'de başlamaktadır. Dersler 40 dakika ve teneffüsler 10 dakika sürmektedir. Bu okulda 7 ders saati sonunda saat kaçı göstermektedir? Şimdi böyle sorularda öğrencilerin yaptığı küçük bir hata var. Şimdi 7 tane ders var ya, 7 dersle 40 dakikayı çarpıyoruz. Tamam, burası doğru. Bir de öğrenciler 7 dersle 10 dakika teneffüsü 7 ile 10'u çarpıyorlar. İşte burası yanlış. Niye? Çünkü 7 tane ders varsa 6 tane teneffüs oluyor. Nasıl? Mesela birinci ders burada. Birinci ders. Arada teneffüs var değil mi? Teneffüs. İkinci ders. Teneffüs. Bakın hepsini yapacağım. Üçüncü ders. Teneffüs. Dördüncü ders. Teneffüs. Beşinci ders. Yine teneffüs. Altıncı ders. Yine teneffüs ve 7. ders. 7. dersten sonra artık teneffüs olmuyor. Dersler bitiyor, herkes eve gidiyor. Şimdi bakın, şu 7. dersi de yazayım. 7 tane ders oldu. Peki kaç tane teneffüs oldu? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 teneffüs oldu. Buna göre hesap yapacağız. Şimdi 7 tane ders ile 40 dakikayı çarpalım. 7 kere 40. Ne oldu? 280 dakika. Teneffüsler de 10'ar dakikaydı. 6 teneffüs oldu. 6 ile 10'u çarpacağız. O zaman o da ne oluyor? 60 dakika oluyor. 280 ile 60'ı toplayacağız. Toplayalım. Ne yaptı? 14. 340 dakika sürdü hepsi. Dersimiz ne zaman başladı? 8.20'de. Şimdi biz bunu ilk önce bir saat ve dakika olarak ayıralım. Kolay yoldan toplamak için. 340'ı ne yapıyoruz? 60'a bölüyoruz. Çünkü saat yapacağız ve dakika olarak ayıracağız. Şimdi 3'te yok, 34'te 60 yok. 340'ta kaç defa var? 5 defa olabilir. 6 kere 6, 36 yapıyor. Yani 360 oluyor, fazla oluyor. 5 defa yetiyor. 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. Çıkarıyorum, 40 kaldı. Demek ki 5 saat 40 dakika sürmüş dersler ve teneffüsler. 8.20'de başlamıştı. Yazalım, 08.20. 5 saat 05 saat 40 dakika sürdü. Şimdi toplayalım bakalım saat kaç oldu. Topluyoruz, 06 60 oldu. 8 5 daha 13 oldu. 13.60'da bitmiş diyemeyiz değil mi? Ne oldu? Buradaki 60 dakikayı saate döndürüp buraya vereceğiz. Burası olacak 14 saat, yani saat 14 olacak ve burada 0 kalacak. Demek ki dersler 7. ders bittiğinde saat 14'ü gösteriyormuş. Cevabı bu şekilde yapacağız. Son iki sorumuz. Değişik sorular yine. 9. soru. 15 yarım saat, 9 çeyrek saat kaç dakika yapar diyor. Kolay. 15 yarım saat. Yarım saat kaç dakika oluyor? 1 saat 60 dakika olduğuna göre yarısı 30 dakika olur. 15 ile 30'u çarpacağız o zaman. Çarpalım. 0, 0. 3 kere 5, 15. 3 kere 1, 3, 4. Topluyorum. Ne oldu?
450 dakika oldu. Şimdi çeyrek saatleri de bulalım. Çeyrek saat kaç oluyor? 60'ı 4'e böleceğiz yani. Çünkü çeyreği bulmak için bir bütünü 4'e böleriz değil mi? Eşit parçaya. 60'ı 4'e böldüğümüz zaman 1 kere 4, 4. 5 kere 4, 20. Bu şekilde 15 dakika olduğunu çeyrek saatin anlayabilirsiniz. Ya da şu bölmeyi yapmadan zihinden de bulabilirsiniz bunu. Demek ki çeyrek saat demek 15 dakika. Kaç tane çeyrek var? 9 tane. 15 ile 9'u çarpalım o zaman. 9 kere 5, 45. Elde var 4. 9 kere 1, 9. 4 de elde 13. 135 dakikada burası oldu. Şimdi 450 dakika ve 135 dakikayı toplayacağız. Toplayalım. Sorumuzun sonuna geldik. 5, 8. Demek ki 585 dakika yaparmış. Cevabı bulmuş olduk. 10. soru. Akşam saat 22.45'te uyuyan Arzu 9 saat 35 dakika uyumuştur. Buna göre Arzu sabah kaçta uyanmıştır? Şimdi bu soruyu şöyle yapabilirsiniz. 22.45'te uyumuş. Yazalım. 9 saat 35 dakika. Bunu da yazalım ve toplayalım. Evet, topluyoruz. 5, 5 daha 10. 5 oldu. 8, 80 oldu. 2, 9 daha 11. 31, 80. Yani saat 31, 80'de uyanmış diyemeyiz değil mi? Demek ki ne olmuş? Bir gün bitmiş. Yani 22.45'ten sonra uyumaya başlamış ve saat 24'te bugün bitmiş. Ertesi gün başlamış ve ertesi gün de var bunun içinde. O zaman 31.80'den o bir günü çıkaracağız ve yeni gündeki saatin kaç olduğunu bulacağız. Yani bir dakika, ben bunu şey yapmayı unuttum. 31.80 dakika ve saat yapmayı unuttum. 80 dakikanın 60 dakikasını alıp 1 saat alıp buraya verelim. Burası olsun 32. Burada ne kalıyor o zaman? 20. 32 saat 20 dakika. Böyle yapalım. 32 saat 20 dakikadan 24 saati çıkaralım. Böylece yeni gündeki saatin kaç olduğunu bulalım uyandığı zaman. 0, 2, 2'den çıkmaz, 12'den 4 çıktı. 8, 0. Demek ki 8.20 bakın. Arzu sabah kaçta uyanmış? Saat 8.20'de uyanmış. Bu şekilde gösterebiliriz. Cevabımız 8.20 oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur sevgili öğrenciler. Bu videodan sonra ikinci videomu da hazırlıyorum. Onu da sizler için yayınlayacağım, çekeceğim. Yine saatler ve zaman ölçüleriyle ilgili. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.